Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzun konusu etkilendiğimiz insanı nasıl etkimiz altına alırız nasıl kendimize bağlarız aşık ederiz bizi sevmesini gerçekleştirebiliriz ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor biri var hmm, kalbinizi çaldı biri var. Sizde farklı duygular uyandırdı. Biri var. Artık onsuz olmak istemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de onu etkilemek istiyorsunuz. Bilmiyorum ilk buluşmanızı gerçekleştirdiniz mi? Ya da ilk buluşmalardasınız. Ya da biraz ilerledi ilişki. Ne durumdasınız bilmiyorum ama isterseniz ilk buluşmalardan bir başlayalım. Bizler ya da karşımızdaki insanlar kimleri tercih ediyoruz? Kendimizi yanında iyi hissettiğimiz insanları tercih ediyoruz. Yani aslında onun yanında kendimiz olabiliyorsak kendimizi çok iyi hissediyoruz. O yüzden hani ilişkilerde bu eleştiriler ilişkilere çok zarar veriyor diyoruz ya arkadaşlar. O yüzden birinin yanında kendiniz olabiliyorsanız bu kıymetlidir. O yüzden de o kişi de sizin yanınızda kendisi olabiliyorsa bu kıymetlidir. Yani uzun bir ilişki, sağlıklı bir ilişki yürütülebilir. Bu iki insan bir araya geldiğinde arkadaşlar. Şimdi evet birinin yanında rahat olmak isteriz. Karşı tarafta aynı şekilde rahat olmak ister, güven duymak ister, huzur bulmak ister. E, sağlıklı bir ilişki ister. Herkesin istediği zaten bu. Peki biz karşımızdakine bunları nasıl verebiliriz? Ve etkilendiğimiz insanı etkileyebiliriz şimdi ilk buluşmalardan bir başlayalım İlk buluşmalarda nelere dikkat etmek gerekiyor oradan bir giriş yapalım arkadaşlar şimdi ilk buluşmalara giderken beyaz renk hmm, saflığın doğallığın samimiyetin hmm, rengidir değil mi Evet o yüzden beyaz renk giyinmeye özen göstermenizde fayda var aşkın rengi olan kırmızı rengi de tercih edebilirsiniz. Hem güven verebilirsiniz, hem aşkı çağrıştırırsınız hem de samimiyetinizi o beyaz renkle de ortaya koyabilirsiniz. Bunlar bilimsel araştırmalar ve bunları uygulamakta, etkilemek istediğimiz insanı etkileyebilmemiz için fayda var arkadaşlar. Evet ilk buluşmalarda dikkat edeceğimiz başlıkları paylaşmaya devam edelim. Mesela oturdunuz Şahısla, ay çok heyecanlısınız biliyorum. <laughs> Peki ne yapacaksınız? Ya size inanmasını, size güvenmesini, sizin yanınızda rahat olmasını sağlamak gerekiyor. O yüzden de onun konuşmalarına bir odaklanın arkadaşlar. Hangi kelimeleri çok kullanıyor? Hangi kelimeler etrafında dönüyor? Şimdi o kelimelerin etrafında sizin de dönmeniz gerekiyor ki, aa biz ne güzel benzer şeyler düşünüyoruz diyebilsin karşı taraf bilinçaltına güzel sinyaller göndermek için ne yapıyoruz onun kullandığı kelimeleri eviriyoruz çeviriyoruz biz de kullanıyoruz sohbetler arasında bu kıymetli beraber yürüyor musunuz mesela taklit önemlidir bilirsiniz ilk buluşmalarda beden dilimizden yaydığımız sinyaller daha önce de bahsetmiştim hangi hareketleri taklit etmek gerekiyor diye ama şöyle bir ayrıntı daha ekleyelim mesela yürüyorsunuz ya güzel arkadaşlar yürürken ritme şaşırmayın. Yani o yürüyor siz çok arkada kalıyorsunuz ya da geride kalıyorsunuz ya da önde gidiyorsunuz yapmayın. Aynı adımlar. Bakın o sol adım atıyorsa siz de sol adımınızı atın. O hangi ritimde yürüyorsa siz de o ritimde yürüyün arkadaşlar. Bu da yine karşı taraftaki insanın bizimle ilgili uyum yansıtmamıza Yardımcı olacak bunu algılayacak hmm, bu da cepte diyecek tamam diyecek bilinçaltı olur olur güzel olur uyumluyuz diyecek yürürken bile bakın farkında olmadan o da farkında değil bilinç düzeyinde bilinçaltına mesajlar atıyoruz biz bu yürüyüşte tamam ne yapıyoruz yürürken bunlara da dikkat ediyoruz ve ilk buluşmalarda lütfen çok yapıyor bazı arkadaşlarımız çok hevesli olmayın ondan çok etkilendiğinizi belli etmeyin arkadaşlar. Sakin, sabırlı, özgüvenli olun ve ondan çok fazla etkilendiğinizi belli etmeyin. Tabii ki belli edeceksiniz de çok abartmayın tamam mı? Yani işte çok belli etmezseniz o acaba ya benden etkilendi mi? Ya hiç de belli etmedi. Etkilenmedi mi yoksa gibi düşüncelerle zihnini yoracak. Zihnini sizinle dolduracak. Ona müsaade edin lütfen. Çok hevesli olmayın ilk buluşmalarda. Tamam mı? Buna lütfen dikkat edelim. Ve sonra gözleriniz konuşsun. Siz bir susun arkadaşlar o aralarda. Baksın gözleriniz o sevgiyi, o aşkı. O samimiyeti, duygusallığı görsün. Şöyle aşkla, sevgiyle bakın gözlerine ama siz dile getirmezseniz ya bu ne düşünüyor acaba ama bakışlarında sevgi vardı canım desin de emin olamasın emin olmak için de biraz çaba göstersin değil mi Heh, ne yapıyoruz ilk buluşmalarda biz susuyoruz tabii ki tamamen değil de çok abartmadan konuşun yani gözlerimiz konuşsun gözler kalbin aynası arkadaşlar vereceğimiz mesajları gözlerimizle güzel güzel aktaralım karşı tarafa hassasiyetlerine lütfen dikkat edin. O işte hayvanları çok sevdiğini belirtiyorsa. Ay ben sevmem evde hayvan istemem demeyin. <laughs> yani ha. ya da ne bileyim böyle aileci bir yapısı varsa. Of canım. Yani insanlar bir araya geldiğinde aileyle çok fazla iletişim olmaması gerekir gibi kesinlikle konuşmalar yapmayın. Etkilemek istediğiniz insanı itersiniz bakın. O yüzden ne yapıyoruz? Karşı tarafın hassasiyetlerini algılıyoruz. Onlarla ilgili olumsuz konuşmalar yapmıyoruz. Aynı düşünmeyebilirsiniz en azından susun. Biraz size alışsın. Sonra üzülüyorsunuz. Ay beni istemedi diyorsunuz. İstemez tabii. Yani. Heh. Tamam. Sonra. Hmm. Yani çok hevesli olmayacağız ya. Bir de şöyle yapabilirsiniz ufak ufak engeller çıkarabilirsiniz nasıl engeller mesela ya mesela karşı taraf çok yoğun bir iş temposuyla çalışıyor örneğin tamam mı? Ya sen de çok yoğun çalışıyorsun sanırım sağlıklı bir ilişki için çok da zamanın yok gibi. Yok canım olur mu öyle şey diyecek. <laughs> Ve bunu bir kodlayacak. Ha demek ki neymiş diyecek. Ben çok çalışıyorum dersem bu iş sıkıntıya düşebilir. Tamam çalışayım ama onu da ihmal etmeyeyim diye kafasından geçirecektir. Sonra mesela farklı inanma şekilleriniz var. Farklı gelenek öğrenekleriniz var örneğin. Bu da yine ufak ufak dedik ya Engeller çıkartacağız diye. ya çok farklı görüşlerdeki insanlar zaten çok anlaşamıyorlar çok birbirine müdahale ediyorlar din mesajı alsın ha, benim bu insana çok müdahale etmemem gerekiyor desin bunu da bir kodlasın Evet ama siz çok böyle sert konuşmuyorsunuz bakın sadece ucu açık engeller koyuyorsunuz mesela uzakta bir insan olabilir ya uzak mesafe ilişkileri zor yani yürütülmesi zor ilişkiler dediğiniz vakit bu insan ne yapacak? Uzak mesafenin zor bir ilişki olmadığını ispata geçecek. Yani bunları tam tersini yapmak için zihnini yoracak ve size daha fazla ilgi gösterecek. Siz atın o yemleri, ufak ufak engelleri o zaten düşünsün, tasarlasın. Bunlarla ilgili ne yapacağının bir kendine faturasını çıkarsın. Yani heh, tamam ufak ufak engelleri de gönderdik mesaj olarak karşı tarafa. Hmm. Ve e, sonra mesela çoğu arkadaşımız böyle yapıyor. Karşı cinsin ismini adını almamaya çalışıyor ikili ilişkisinde. Yani iş yerinde işte Ahmet var, Ayşe var her neyse birileri var. Arkadaşımız sanki etrafta karşı cinsten kimse yokmuş gibi davranıyor. Mesela bunu e, e, karşı tarafta rekabet olarak rekabet hissi uyandırmak için kullandığınızda iyidir verim alırsınız. Nasıl verim alırsınız? Mesela şöyle diyebilirsiniz ya. Bizim iş yerinde hmm, Ahmet de işte bana şu fikrimle ilgili ne kadar güzel konuşmalarda bulundu ve fikrimi aldı kendi yapacağı bir işle ilgili. Bakın başarılısınız. Göz önündesiniz. İnsanlar güçlü insanları, başarılı insanları severler. İnsanlar sizin fikrinizi alıyor ya da işte sosyal medya üzerinden yaptığınız meslekle ilgili sorular geldiğini söyleyin. Tamam mı? Yani bu durumda ne oluyor arkadaşlar? E, farklı ilgiler ilgiyi arttırıyor. Hayatınızdaki insana bunları o yüzden yansıtmanızda fayda var diyorum. Mesaj aldınız umarım. Tamam güzel. Sonra sohbetlerde bakın. Birden konuşurken hani hoşlaşmadığınız bir durum var sesiniz yükselmesin ya da böyle hani kendinizi çok da iyi hissetmediğiniz bir durum var böylece küçülmeyin kapanmayın ses tonunuzu aşağı düşürmeyin yüksek ses tonu bazen kibri yansıtıyor işte öfkeyi böyle olayları büyütmeyi itiyor insanları ama düşük ses tonu da insanları iter. Neden? Çünkü düşük çok düşük ses tonu arkadaşlar. Kişilerde karşı tarafta Aa, bu insan özgüvensiz Hissiyatı uyandırıyor. O yüzden sohbetlerimizi gerçekleştirirken bu etkilemek istediğimiz insanlarla orta seviye ses tonu kullanıyoruz. Hmm, güzel diyor. Bilinçaltı bu güvenilir. Bu kendine de güveniyor canım. Ben de buna güvenebilirim diyor mesela. Heh, buna da dikkat edeceğiz. Güzel. Sonra biraz ilerlediniz mesela. Çok hızlı yaşamayın arkadaşlar. Fazla hızlı yaşarsanız çabuk tüketirsiniz. Ne demiş atalar? Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Biraz birbirinize alışmak için zaman verin. Ne demişler? Bir de bir şarkıda var ya alışmak sevmekten daha zor geliyor diye. Birinin bize önce alışmasını sağlamalıyız. Yani yavaş yavaş. Yavaş yavaş ilerlemeliyiz. O yüzden de küçük dokunuşlar insanları elektrik gibi çarpar. Ya eline dokunun, omzuna dokunun, saçına dokunun, ensesine dokunun, beline dokunun. Sonrasını o hayal etsin. Ya hayal ettirin biraz tamam mı? Yine zihni sizinle de olsun. Size alışmaya, sizi istemeye, sizi arzulamaya devam etmesi için ne yapacağız? Ufak dokunuşlardan yola çıkacağız. Sonra sonrası gelir arkadaşlar zaten alışınca özlemeye de başlayacak. İşte sizin etkinizden de çıkamayacak bağlar kuvvetlenecek çünkü o arada. Hayal ettirin. Tamam mı? Hayal ettirmek önemlidir. Çünkü mesela çok acıktık bir yemeği hayal ettiğimizde keyif alırız. Onu yediğimizi düşündüğümüz zamanlar aklımıza geldi. Ay bir balık olsa ne bileyim işte ya da şöyle bir sebze yemeği olsa şöyle bir et yemeği olsa of sofrayı kursak of of deriz yani. Ha? O da of of demeli. Hayal ettirmeniz gerekiyor. Onun işte hayallerini umutlarını biraz anlayın böyle zaaflarını biraz anlayın o hayaller içerisinde kendinizi bir katın nasıl olurdu acaba deyin. Hayal ettirirseniz bir insana çünkü zihnimiz hayalle gerçeği çok ayırmıyor. Gerçek olarak kabul ediyor, keyif alıyor bundan. Ödül olarak görüyor hayal etmek, güzel şeyleri hayal ettiğimizde ne yapacağız? Etkilemek istediğimiz insana hayal kurduracağız. Bakın bu çok kıymetlidir. Gerçek algılıyor beyin ve diyor ki ben bu ödülün peşinden gitmeliyim çok keyif aldım diyor. Bunu yapabilmek için hayata dönüştürebilmek için de emek veriyor. Anladık umarım burayı güzel anlattığımı umut ediyorum. Peki tamam hayal kurduruyoruz. Yani keyif almasını sağlıyoruz. Sonra eyleme dönüştürüyoruz. Biraz white tamam mı? Ha, sonrasında icraat. Unutmayın icraat önemli. Yani söylediğiniz şeyleri de mutlaka yerine getirin. Hemen değil bakın hızlı tüketmeyin dedik ya. Ya 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 alışmasını sağlaya sağlaya. Sonra gitmesi zor olur zaten. Önce alışacak bize. Sonra ilişkilerde Evet. Ya çok sevgi depolamaya çalışıyoruz. İçimizde dışımızda ne varsa karşı tarafa yığmaya çalışıyoruz. Boğuyoruz hayatımızdaki insanları. Bunu yapmamak gerekiyor. Biraz bu sevgiyi sunmada tutarsız olabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl bir tutarsızlık? Mesela bir hafta ay canım aşkım, ay bir tanem, gülüm, dalım, böceğim, çiçeğim diye gidiyorsanız bir sonraki hafta 3 gün mesela bunları yapmayın lütfen. Hani tok bir insan var karşımızda ona yemek sunmak gibi düşünün. İştahlı olmaz. O yüzden ara ara sunarsanız sevginiz inanın daha kıymetli olacak. Daha kadir kıymet bilecek. O ara verdiğiniz vakitlerde sizi düşünecek. Sizinle ilgili planlar, programlar yapacak. Ah benden soğumuyor, soğuyor mu soğumuyor mu? ne oluyor ya diye. Biraz düşünüp bazı farklı şeyler katmaya çalışacak ilişkiye bir sorgulayacak. O yüzden insanlara sevgimizi sunarken lütfen boğmadan sunalım. Ara verelim. Ara ara muhabbet, ara ara uzun sohbetler, tamam mı? Evet, ara ara kısa sohbetler. Böyle biraz dengede gidersek bu konuda biraz tutarsız davranabilirsiniz bakın. Tamam mı? Sevginizi sunma konusunda tutarsız davranırsanız bunun bir karşılığı oluyor arkadaşlar ilişkilerde. Lütfen buna da özen göstermeyi ihmal etmeyin. Evet sonra ileride mesela ilişki bakışmak önemli dedik, değil mi? Hani dedik ya gözler kalbin aynısı diye. Bakın uzun bakışmalar, araştırmalara göre arkadaşlar duygusal bağların kuvvetlenmesi de çok etki yaratıyor o yüzden uzun bakışmalar olsun ilişkinizde uzun uzun çok da abartmıyoruz tabi iki saat değil 2 dakikadan daha fazla 2 dakikaya da böyle bakın bu bağlarınızı kuvvetlendiriyor ve dertleşmeye çalışın karşınızdaki insan eğer ki size dertlerini anlatmaya başladıysa bakın duygusal bağ ardından güven güven oluşmuş demektir. O yüzden dertleşebildiğimiz insanlar güvendiğimiz insanlardır. Hayatımızdaki insanın bizimle dertleşebilmesini sağlamak kıymetlidir. Bu bağları iyice kuvvetlendirir. Bunu da lütfen dikkat edelim. Dokunuşlar önemli dedik. Bir insanın saçına, ellerine dokunmak insan bedenini rahatlatır arkadaşlar. Biz de kendimize dokunuruz mesela. Bu dokunuşlar burnumuza, elimiz, saçımıza, işte omzumuza bize iyi geliyor. Dokunmak bağışıklık sistemini, sarılmak bağışıklık sistemini güçlendirir, insanları rahatlatır. O yüzden dokunmalardan geri kalmayın. Özellikle işte karşınızdaki erkekse saçına dokunun, ensesine dokunun bir hanımefendi ise omzunuza yaslayın. Bunlar karşımızdaki insanla ilgili hem bizi rahatlatır hem güven sağlar. Bu da kıymetli. Bu da güçlendirir duyguları. Ve tabii ki onaylamak, takdir etmek, onu yok saymamak. Lütfen hayatınızdaki insanın iyi taraflarını görün. Onu yok saymayın, onu onaylayın. Hani dedik ki eleştiriler insanları birbirinden uzaklaştırıyor diye. O yüzden Takdir ettiğimizde, gereken yerde takdir ettiğimizde, onayladığımızda karşı taraf varlığını ilişkide hissettiğinde bunun geri dönüşümleri güzel oluyor. Ne yapıyormuşuz? E, bu başlıkları bir hayata geçiriyormuşuz. Tabii birini etkilemek için daha birçok başlık var ama e, bu, bu kadar olsun. Zaten ara ara bu başlıklar altında yine farklı videolar e, çekmeye çalışıyorum. Bugün de bu kadar olsun. Onu nasıl etkilersin, nasıl bağlarını güçlendirirsin dedik. Yeni başlayan bir ilişkiden biraz ilerleyen bir ilişki sürecini el almaya çalıştım arkadaşlar. Evet yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.